Canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Evinize hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk. Çok güzel bir etkinliğe imza attınız. Bugün özelinde yatırımlarla ilgili de müjdeler verdiniz. Hem Türkiye genelinde hem Trabzon özelinde Sayın Bakanımız hangi müjdeleri bize verecek canlı yayında? Böyle hemen müjde beklentisi olarak demeyelim ama neler var. Ya Türkiye genelinde zaten yaptığımız birçok iş var gerçekten. 21 yıllık dönemde 250 milyar dolarlık sadece ulaştırma yatırımı biz yapmış olduk. Yani onları köprülerinden otoyollarına, havacılıktan denizciliğe, hepsine, demir yollarına kadar tek tek sayabiliriz. Ama biraz hani Trabzon'u konuşacak olursak ya da Karadeniz'i, bölgemizi konuşacak olursak, ulaşım dediğimiz zaman burada birinci ihtiyaç noktası önceliklerden geliyor. İşte Zigana Tüneli'ni bitirdik biliyorsunuz. Kanuni Bulvarı'nı Boztepe'ye kadar bitirdik. Devamını konuşuyoruz. Yine oranın Kanuni Bulvarı'nın Değirmendere'ye bağlantısını çalışıyoruz. Onu bitireceğiz. Güne Çevri Yolu'na başladık hızlı bir şekilde. Akçakale tarafından, Mersin tarafından. Orada çalışmalara devam ediyoruz. Tabii beklentiler olarak büyük ölçekte Samsun-Sarp Demir Yolu'nun projesine başlıyoruz bu sene. Yine kent içi raylı sistem Akçabat'tan başlayıp Yomra'ya, Arsine kadar gidecek olan yaklaşık 32 kilometrelik bir kent içi raylı sistem belediyemizin başlattığı, şimdi ortaklaşa yürüteceğimiz ki bizim bünyemiz aldık onun detay projelerine başlıyoruz. Yine havaalanının bir mevcudun genişlemesini yapıyoruz. İlk etaptaki acil ihtiyacı görsün diye. Yeni havaalanının projesi bitti, yatırım programına girdi. Şimdi onun zamanlamasını yaparak onun ihalesini yapmış olacağım. Bu kadar malzeme yeter. Nasıl bugün ilgi nasıl Sayın Bakanım size? Bence iyi. Hani ya memleketimiz olunca tabii ayrı, hani biz mutlu oluyoruz insanları görmeyle. Bir derdi sıkıntı olan varsa o vesileyle bize aktarıyor. Geldik burası hem baba ocağımız hem mezun olduğumuz okuldayız. Yani o da ayrı bir gurur. Yani siz düşünün burada bir öğrenci olarak ders görürken şimdi görüyorsun, geliyorsunuz bir bakan olarak burada sohbet ediyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz. Duygular gerçekten önemli. Heyecan verici gerçekten. Duygu yüklü bir program oldu. Mutlu oldum. Hani ilginin de genel anlamda iyi olduğunu söyleyebilirim. O da bizleri, yoksa bir organizasyon yaparsınız kimse katılmaz. Bir anlamı olmaz. Ama iyi bir katılım var. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün hemşerilerimize, bütün öğrencilere Türkiye'nin her tarafından. Sıkı bir Trabzonspor taraftarısınız Sayın Bakanım. İşler bu aralar 2 mağlubiyet var. Biraz homurdanmalar var. Oraya bakış açınız nedir? Yani eğer bir gün seçecek olsak dün akşamki maç sonucuna göre Trabzon'a gelmezdim. Çünkü şehre gerçekten yansıyor. Hani futbolla yatıp kalkan bir şehir, futbolu bilen bir şehir. Birazcık sıkıntılar var. İnşallah onlar da düzelecek. Hani biz burada ya bazı işte bir Fenerbahçe'yi yenince kendimizi şampiyon olmuş gibi kabul edip sonra birazcık rahatlıyoruz. Böyle bir psikoloji de belki var. Ama futboldur. Onu gerçekten spor mecrasında, futbol mecrasında yürütmek, öyle değerlendirmek doğru olandır diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler Sayın Bakanım. İyi akşamlar diliyoruz size. Görüşürüz.